Merhaba Dark Orbit severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lazer silahları ve roket fırlatıcılarını inceleyeceğiz ve hasarları neler bunları öğreneceğiz abi bu videoda. Güzel bir öğretici videosu olmasını diliyorum. Bakalım gelelim. Öncelikle abi ilk lazerimizden başlayalım. LF1 lazeri dükkanda bulunur zaten krediyle alınır. 65 e hasarı var. Bunlar güncel hasarları. Ha, MP1 var 75 hasar var bu da kredide alınıyor mağazadan alınıyor LF2 var 140 hasar veriyor Bu da en son mağazadan alınıyor hem görevlerden geliyormuş URDUM ile alınabiliyor diye biliyorum yani LF3 yazarına gelelim LF3 yazarını biraz geliştirdiler 175 hasar veriyor bir de %15'te NPC'lere fazla vuruyor Hasar yazmışlar ama NPC'lere diye biliyorum ben sadece Eğer düşmana da vuruyorsa LF3'lerde iyi yani Şimdi yanında demiş ki aç kattırmadan alınabiliyor. Evet doğru. Dükkanla alınabiliyor doğru. Sandıklardan çıkıyor yeşil ve altın. Parayla da satın alabiliyorsunuz veya takvim ödüllerinden düşüyor size bu. Gelelim LF4'ümüze. LF4 abi genelde sandıklardan alınır. Ya da kapılardan Epsilon gibi kapı, Hades gibi kapılardan karantina olur. Galaxy kapılarının ödül olarak da gelebiliyor Takvim ödülü olarak geliyor artık. Eskiden gelmiyordu ama. Şimdi geliyor. Akut etkinliğinde de birleştir olarak geliyor. Evet bazı etkinliklerde de geliyor. Yani ama Lefer eski şeyini kaybetti. Ne derler ona? Yani gücünü kaybetti diyelim. Tabii ki gelişim aşamasında sen takarsın abi işini görür. Dağıtıcı lazerlerimiz var. Lefer bu arada 200 lazer vuruyor. Dağıtıcı lazerler var. Biri var, ikisi var, üçü var abi. Ya bunlar menzilik saltı 125. Daha hiç önce kullanmadım çünkü gerek duymuyoruz abi. Zaten mağazada var bir, iki ile üç birleştirde var abi ya da ayın takviminde veriyor zaten bunu. Bollum bollum dağıtıyor galiba. Bu lazerler biraz gereksiz olduğu için fazla durmayacağım. Birincisi 125 hasar veriyor. 142 veren var. 158 vuran var. Ama menziliniz düşüyor bu arada. Şimdi gelelim spektral lancer lazerine. Abi bu lazerler şekil olarak güzel durusalar da yani düşmana fazla sana vurmuyor. 85 vuruyor örnek. Yaratığa 130 vuruyor. Birinci lazer. İkinci lazer ise 90 vuruyor. 145'te de yaratığa vuruyor. bunu yaratık için yapmışlar ama sonradan bir 185 vuran pp lazerle sarı çıkarmışlar. Bu arada bir ile ikincisi olan ama dükkandan satın alabiliyorsunuz krediyle büyük ihtimal. Çünkü urdumu alınmıyor diye biliyorum. Spektral lance 3 var abi. Bunu birleştirden alıyorsunuz. Düşmana fazla, yaratığa 140 vuruyorsunuz. Bunlarda böyle bir tuhaflık var. Bilmiyorum. İlginç. Dediğim gibi yani ilginç bir lazer. Kararsızlı F4'e gelelim abi. 200 hasarı var. Sandıklardan elde edilebiliyor tüm sandıklardan neredeyse. Birleşir'de de var etkinliklerde. Prometheus vesairede de var. Abi Kararsızlının %42 değişen değeri yazmışlar. İlk defa bu oranı görüyorum yani. Ama işte kararsız çok düşük de vurabilirsin. Yüzde 42 aşağıda vurabilir bir ihtimal. Bilmiyorum. 200 asar demiş de. Bunun düştüğünü düşünüyorum bayağı bir. Önceden biz kullanıyorduk çünkü kararsızı. Kararsız varken o zaman hasarları yüksek oluyordu ama yüzde 42 artıyorsa eğer. Süper. Yani bir anda geliştirme olduğu zaman bunda zaten. 230 olsa yüzde 42 de öyle eklese. Dehşet bir artış olmuş oluyor yani. Prometheus'tan falan fazla vurur o zaman mantıken. Bence. Yani evet, %50'ye yakın bir oran. Ama dediğim gibi kararsız lf artık çöpe çıktı. Ama şu anlık kullanabilirsiniz eğer pro lazeriniz yoksa. Gelelim Dark Orbit'in en son çıkarttığı aslında popüler olan lazerlerine. Kutulardan çok çıkıyor abi. LF4 Hiper Plasmoid diye bir lazer. HP lazeri yani dar puan lazeri diyoruz buna. Bunu genelde pet'e kullanıyoruz biz. Pet'imi koyduğumuz zaman pet'in canı daha fazla oluyor. Bunu da abi birleştirden etkinlik sandıklarından Ondan sonra Geliştirmiş LFÖD etkinliğinden falan vesaireden Normal yeşil kutulardan düşüyor zaten artık ee, Yani Gemiye fullesen der puanı yükselir mi? Yüksel 10 tane koydum yüzde %5 örnek 35 tane koysan Ortalama yani o %17.5 falan dar puanı yükseliyor. Güzel mi? Güzel. Hasarı güzel mi? 225 hasar var. Yani direkt, bu günler direkt geliştirmeli. Bütün üstüne geliştirme yapılabiliyor artık herhalde bunların. Yani büyük avantajı sahip aslında bu lazerlerde. E, 250'ye yakın vuran lazer olur. Ama dediğim gibi artık kullanmıyoruz tabi bunları biz. Önceden de kullanılmıyordu fazla. Ama pet için idealdir abi. Pet için kullanın bunu. Gelelim magma sontasına. Bu abi pp'de daha fazla düşmanlara hasar vermeniz için yaratıldı. 230 vuruyor zaten. Bir de artı 5'i var. Yani 235 vuruyor. Aynı şekilde bunu da birleştirden etkinlik kutularından geliştirme şeylerinden etkinliklerinden Leopard'ın elde edebiliyoruz yeşil antarlardan Birleştirden de elde edebiliyoruz. Yani 235 vuruyor. Geliştirdiğin zaman işte 250'ye yakın vuruyor. Tabii ki de iyi mi? İyi ama o kadar iyi değil. Yani en iyisinin bir altında yani. Bunu da geçelim abi. Geldik Leopard yansıma sontasına. Lefer yansıma sonrası yaratıklar için yaratılmış bir. Yani 230 artı 5. Yani yaratıklara 5 daha fazla vuruyor. 235 vuruyor. Yaratıklar zarar olarak çıkmış. Yani fazla farkı yok aslında. 5 fark oynuyor ikisinin arasında. İkisini de kullanabilirsin yaratıkları aslında magma ile. Yani. Daha korkut burada biraz harcatmak istemiş yani herkese. Yani yaratıkçı şunu kullansın. savaşçıdan bunu kullansın der gibi. Böyle yani e, Leopold yansıma sonrası dediğim gibi Dediğim gibi yani ilginç değişik Geldik Dark Orbit'in en iyi lazerine şu anlık Daha bir lazer daha çıkartmadılar e, Çıkartırlarsa olabilir Prometheus lazeri abi Her 5 saniyede bir 210 hasar vuruyor abi Bu da ne olmuş oluyor abi yani 5'e böldüğünüz zaman mantıken 40 falan ekliyor 42 Hatta Yani her 5 atışını örnek 40 daha fazla vuruyor zaten bunu geliştirdiğiniz zaman arşa çıkmış oluyor zaten. 200 yani yüzde 16 seviye yaptığınızda o 230 oluyor zaten 40 da geldiğinde 270 falan vuruyor lazer o kadar yüksek onun için da abi ilk 10 görevi bedava veriyor yani görevleri yapınca 10 tane pro lazeriniz oluyor geri kalanlar için birleştirilen rüyus kasıp kredi kasıp anahtar bir de yeşil anahtar kasıp prontius lazeri birleştirilen elde edebiliyorsunuz abi Dark için en güçlü lazer. Gelelim A1 ile AP1 pet lazerleri. Bu lazerler abi genelde düşmanlara yani yaratık yani etkinlik düşmanlarını 305 normal gemilere de 180 vuruyor. Normal A1 lazeri birleştirme ile ödeme ile etkinliklerde alınabiliyor. Şu anki olan etkinlikte gibi Nimesis etkinliği var. Pet de yaratıklara 525 vuruyor diğer gemileri 225 vuruyor. Yani diğer gemileri iyi vuruyor pet ama fark etmez yani gene de dandik kalıyor abi. Çünkü pet lazer var o yüzden. Bu da aynı şekilde dediğim gibi birleştirme ödeme alınıyor. Etkinlik lazeri bunlar. Gelelim abi pet lazerine LF PO 01E 280 hasar vuruyor. Yani pet için süper abi. Bunu nasıl elde edebiliyoruz? Genelde galaksi kapısı ek ödüllerden, etkinliklerden ödül ödem istemiş. Bu itme aylık takvim gibi bir şeylerden de olabiliyor. Elde edilebiliyor. Yani kolay bunu elde etmesi aslında. Kapılardan veriyoruz zaten. Gelelim Dar Horse'un son çıkarttığı yaratık kasarlı desem. Ne desem bilemiyorum. Yani için Cefer. Kafkas lazeri Türkçesi. Ya böyle uslu topu. Abi yani 200 lazer sarı demiş. Her be her 5 saniyede 100 ilave hasar. 220 vuruyor o zaman. O 230 artı 15 NPC hasarı var. Yani Bilemiyorum yani Dark Horse bunu çıkarttı en son birleştiğine edildi ve çok zor yani 5000 tane sikke kasman lazım. 5000 sikke kastan sonra bir yanında bir iki şey daha istiyor bir ihtimal. Ondan sonra abi biraz şey yapmış oluyor yani ne diyeyim uğraştırıyor ama değer mi? Değmez gibi ya. Çünkü üst lazeri var abi. Hem yaratıklara hem düşmana eşit vuruyor yani. Yüksek vuruyor. Bir de bela atarında daha fazla vuruyorsun. Avantajlı yani. Ama dediğim gibi bu da belki bir ihtimal yani yaratıkçıysan belki kas bir dene şansını. Ama bunu tamamlayana kadar biraz oyundan soğuma riskin var. Evet arkadaşlar lazerlerimiz bu kadardı. Gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim roket atarlarımıza. oyunun başlangıcında alınan roket atarlar abi genelde kredili olanlardır. Mağazana Hestrom roket atar. Bir alırsınız abi. 3 tane roket atar bu. Başka bir şey yok. Yani 5 tane roket atarınız vardır. Vurdum alınır bu. 15 bin vurdum galiba. Bunu hem açık attırmadan hem mağazadan hem birleştiriden alabiliyorsunuz. Dark Orbit'in son çıkarttığı roket atarlar var abi. Triskolin var. Triskolin abi gemi yeteneklerini 125 düşürüyor. 3 tane roket kapasitesi var ama hasarını %50 attırıyor roketlerin. Yani 5'i tamamlamış oluyor. Manayla da 125 yani sorucu kullanıyor örnek. Çip destekle beraber 175 bekleme desteği olmuş oluyor. Yani süresi 20 saniye kadar düşüyor. Ya da Venom yeteneği örnek. Bunun gibi yetenek kısaltıcı. Hayır var abi. Roket hasarı %10 demiş. 20. seviyede. %30, %30 darı puanı veriyor. 125 kalkan veriyor. 4 saniye bekleme süresi var. 5 tane roketin dolması için. Bunu da birleştirden elde edebiliyoruz. Discoin aynı şekilde birleştirden. Bunları zaten satın alınmıyor galiba. Çünkü yok görmedim. Ya parçalarını satın alabiliyorsunuz. Neptün roket atar abi. Bunda da 5 roket kapasitesi var. 20 sevdi 128 buçuk roket atarı var. Artı 5 hasar veriyor yani bu. Güçlendirici aldığınız zaman örnek. Neptün'e taktığınız zaman %5 hasar sizi destekliyor. %125 hasarınız olmuş oluyor güçlendiricilerle beraber. Ama bunun da en faydalı hangisi isterseniz genel anlamda Triskolin ile Hayra örneğin yetenek kullandırman gerekiyorsa konfiyen birine takarsın Triskolin'i. Rahatlıkla yani o konfe geçip de tam süresi biteceği zaman yeteneğinin geçip oradan süreyi kısaltabilirsin. Diğer konfinde de örnek hayır olur. puanın fazla olur. Kalkanın fazla olur. Yaratık keserken veya savaşırken rahat edersin. Yani dediğim gibi roket atarlar ve lazerler böyle abi. Videoyu beğendiyseniz tabii ki de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz abi. Veya Discord adresimize gelip oradan da sorabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tabii ki ne yapıyoruz? Abone olup bildirimleri açıp like atıyoruz abi. Bu kadarı yeterlidir. Dediğim gibi buyurun gelin, hoş gelin. Görüşmek üzere.